Cumartesi hafta sonları. Umarım herkesin haftası bereketli ve güzel geçmiştir. Gerçi borsa ile ilgilenenler için muhtemelen çok da güzel geçtiğini söyleyemeyeceğiz. Yine sıkıntılı, stresli bir hafta geride bıraktık. Borsa tarafında kayıplar var. Döviz kısmında artış var. Altında artış var. A tipi ve B tipi fonlarda da gördüğünüz gibi en azından borsaya göre küçük de olsa kazanımlar var. Profesyoneller bu işi yine biz iyi biliyoruz dedirtecek tatta haftayı bitirmişler. Haftalık görüntüsünde Türkiye piyasalarında. Dünya borsalarına baktığımız zaman yine biz ve Rusya'da kayıp görüyoruz. Çin'de yani Asya borsalarında biraz kayıp varken Dow Jones'ta, DAX'ta, Nasdaq'ta, Malezya'da, Kuala Lumpur, hepsinde yani şu üstte görmüş olduğunuz yeşiller de kazançlar görüyoruz. Biz sektörleri olarak baktığımızda metal analizler ile spor tarafında gıda, içecekte ve bilişimde pozitifteyken diğer sektörlerin tamamında negatife düştük. Özellikle turizm ve finans kiralamayı gördüğünüz gibi bu hafta en çok kaybedenlerin başını çekiyorlar. Gıda, içecek bu hafta itibariyle tutuyor olmasının nedeni Ramazan geliyor. Ramazan kaynaklı o tarafa doğru, gıdaya doğru bir yönelim olacaktır. Onun etkisiyle böyle bilişimde ve sporda var. Sporda da Beşiktaş tarafında Beşiktaş'ın şampiyonluğuna dair bir hareket olsa gerek. Ereğli Demir Çelik, Halk Bankası ve Kardemir'de yine haftanın tutunanlar arasındayken gördüğünüz gibi diğerlerde ise Kozal'da, Türkiye Hava Yolları'nda, Yapı Kredi'de büyük düşüşler olduğunu görüyoruz. %7 Türkiye Hava Yolları'nda var. Bir 21 gün söylentisi var. Ramazan'la birlikte bir 21 gün kapanış olduğu söyleniyor. Dolayısıyla hava yollarında ve turizmde bu etkinin önden görülüyor olması bize buranın da yolunu gösteriyor. Yani buradan bir ön sinyal üretiyor diye düşünebiliriz. Şimdi geçelim, borsa ile ilerleyeceğiz bu aşamada. Bu hafta kimler kazanmış? Bu haftalık haftanın son işlem gününde demeyelim de haftalık diyelim. Bu hafta itibariyle baktığımızda şöyle yan tarafı geçelim. Evet. Net gaz görüyoruz %76, Frigo %33, Beşiktaş %22, Sayas %21, Sarp Yüksan %20 diye Kron, Bentaş, Kalimasan, Petun, Uluun, Uncular'da mesela bu hafta bir hareket söz konusu. Pınar Su gene gıdadan kaynaklı görsün. Şok Market'te kazanç var bu haftalık itibariyle baktığımızda, böyle aşağı doğru iniyor. En çok kaybedenler %22 ile Edip, sonra Türkiye İlaç, Flap, Batı Çimento, Van Gıda, Kaplemin, İhlas, Alkar, Vakko, Martı 2.08'e düşmüş, Pegio, Cemaş 1.20'yi görmüş, %11 geride. Bunlar da bu haftanın en çok düşenleri. Bu hafta 78 ise yükselirken 254 ise düşmüş. İşlem hacmi olarak baktığımızda da Beşiktaş'ı görüyoruz. Beşiktaş %20'lik ikilik bir işlem hacmi artışı görüyoruz. Onun arkasından Emlak Konut Garanti Bankası, Kozal diye aşağı doğru geliyor. Cansa'da mesela gene şey varmış. Ereğli Demir Çelik'te var. Şok Marketler'de var. İndes'te var. Koza'da var. Logo'da var. Hem artışın artı artışlar olduğunu görüyoruz bunlarda. Mesela şurada Sayas'ı görüyoruz. Şöyle baksak artı eksi bu çeviriyor mu, çevirmiyor. Bunlar da gördüğünüz gibi artanlar, düşenler ve hacim olarak baktığımızda en çok hacime sahip olan, hacimlerindeki değişiklikleri artı eksi olarak görebileceğimiz yerler. Bunu şimdi bir kenara bırakalım. Bugün ters çalışalım ve şey diyelim, bu haftanın enlerine gidelim. Madem bu taraftan başladık, öyle gidelim. En sonunda da boş analizimize bakalım. Şimdi şunu açayım. Bu hafta para girişi, en çok para girişi olan sitelere baktığımızda Ereğli Demir Çelik, Kardemir, Türkiye Hava Yolları, Petkim,
Türkiye Sanayi Kalkınma bu haftalık 5 Nisan'da 9 Nisan arasındaki para girişleri, Türk Telekom, Şişe, Otkar, Vestel, Şok Market, Yataş, Yataş'ta da artış, Beşiktaş, ODAŞ, GLYO, Kozal, HLGYO, İndes, İttifak Holding, Sarkuysan, Aksigorta, Cemtaş, Katmerciler, Netgaz, Gedik, Doğan Holding, Klimasan, Cansa, Kerevites, Samat, FED, İzmir Demir Çelik, Airbus, Coca-Cola, Hedef Girişim, Flapre, Avot. Bunlar gördüğünüz gibi şöyle yavaş yavaş iniyorum aşağı. Çimsayen, İzmir Demir Çelik, Tüçanmış, o Zoren, Fonet, Bantaş. Şuradan para girişlerini durdurursunuz, kontrol edersiniz para girişi, hacimleri, ağırlıklı ortalamaları, ağırlıklı alış ortalamalarını, ağırlıklı satış ortalamalarını buradan net olarak görebilirsiniz. Şimdi buna bir de tersten bakalım. En çok ne para çıkışı nerede olmuş bu hafta içinde? Emlak Konut Gayrimenkul, Fortuna, Koç Holding, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Mikros, Sasa, Türkiye İlaç Altbankası, Sabancı Holding, Arçelik, Karsan, Tur SGK, Türk Traktör, Akbank, Arena, Aselsan, Vestel, Beyaz, Logot, TAV Havalimanları, Deva, Flap, Akçansa, Brisa, Aksen, Doğuş Kelebek, İşmen, Alka, Femizip. Böyle yavaş yavaş geçiyorum ki durdurur. Dediğim gibi hacimlerini, alış ortalamalarını, satış ortalamalarını, para girişine ve çıkışına buradan bakıyor olursunuz. Bu haftanın hisseleri bunlar. Para çıkışı olan hisseler. Şimdi bunu şöyle bir daha çevirelim. Para girişinden bakalım ve açalım bakalım. Vereli Demir Çelik'i kim almış, kim satmış? Şimdi ilk 10 üzerinden ilerleyelim. Vereli Demir Çelik'i bunlar alırken 387 milyonluk net bir hacim olmuş. Alım hacmi. 328 milyonluk bir satış hacmi olmuş. 59 milyonlar aradaki fark var. Bunlar alırken bunlar satmış. Kardemir'de Bank of America almış. Yabancılardan giriş var. A1 Kapital, İş Bankası, İş Yatırım, Yapı Kredi, Meksan yerlerden satış var. Türkiye Hava Yolları'nda yine burası almış. Kredi Suisse almış. Philip Capital, Bank of America satmış. Petkim bunlar almış, bunlar satmış. Türkiye Sanayi Kalkınma, İpek Enerji 42 milyonluk alış hacmi olmuş. 35 milyonluk satış hacmi olmuş. Arada 7 milyon fark var. Tacirler yerlerinin biraz umudunun var arada şeyi. Talebi varken satanlar Philip Capital, Bank of America'nın da sattığını görüyoruz. Bu taraftan çok gedik yatırım girmiş. İpek Enerji, Türk Telekom'da yine gedik yatırımı görüyoruz. 77 milyona BG Partners girmiş. Philip Capital girmiş. Kim satmış? Bank of America satmış. Unlu satmış. Şişe cama bakıyoruz. 172 milyonluk hacim olmuş, 165 milyonluk satış olmuş. Otkar, Vestel, Şok Market, Yataş, Beşiktaş, ODAŞ, Global. Ha, ikisi birden alıyor burası. İkisi birden görülsün. Ve Global ve Koza, Halk Gayrimenkul ve İndes, İttifak Holding ve Sarguysan, Aksigorta, Cemtaş, alanlar satanlar, Katmerciler ve Netgaz, Gedik kendinden almış, Doğan Holding, Klimasan ve Cansa,
Holding BLC'ydi. Kerevitaş yahu. Samat efendim, 34 tane hisseyi gördük burada. Şimdi terse çevirelim. Satanları kimlerle satmışa bakalım. Emlak konut satılıyor demiştik. Emlak konutu İş Bankası Oyak Yatırım Garanti satmış. Bank of, almış. Bank of America, Citibank, BC Partner satmış. Ve Ford Otosan altta. Koç Holding ve Yapı Kredi'de durum böyle. Bunlar alanlar, bunlar satanlar. Garanti Bankası ve Migros'ta garanti almış. Migros iş yatırım almış. Fazlalıkta tacirler satmış. Bank of America satmış Migros'u. Sasa ve Türkiye İlaç'ta Yapı Kredi almış. Yatırım finansman satmış. Garanti almış Devre İlaç'ı. Deniz Yatırım satmış. Halk Bankası ve Sabancı Holding garanti satmış. Citimengul almış. Sabancı Holding'i yine unlu menkul değerler almış. Bank of America satmış. Arçelik ve Karsan'da Deniz Satırım Site Menkul almış. Bank of America HSB yatırım satmış. Yapı Kredi Ziraat almış. Bank of Global satmış Karsan'ı. TR Sigorta'ya baktığımızda garanti almış. BG Partner almış TR Sigorta. Türkiye Sigorta yatırım, finansman ve global satmış. Türk Traktörü yine yapı krediyle vakıf alırken global ve Bank of America satmış. Özellikle Bank of America Türk Traktör satmış. Akbank, İş Bankası, Arena Aselsan, Vestel Beyaz Logo, Enerjisa, Tav Havalimanları, Deva, Flap. Bir ikili daha yapalım. Tekfen ve Aksa. Bunlar da gördüğünüz gibi durdurur bakarsınız para girişi olan şirket hisselere kimler almış, kimler satmışın göstergesini. Şimdi bunu kapatalım. İnenleri çıkanları gösterdik. Bir de şeye bakalım. Firmalar, gruplar bazında bakalım konuya. Kimler alımda, kimler satımda farka baktığımızda göreceğiz bunu. Şimdi QNB Finansbank Garanti Yatırım, Gedik, İş Bankası Umlu, Oyak, BG Partners Piramit. Bunlar bu haftanın pardon son 3 işlem son 2 işlem gününden bahsediyoruz. 2 işlem günündeki hareketlere bakarak konuşuyoruz. Buraya şuraya bakarsan. QNB Finans Yatırım, Garanti Gedik işli, Umlu Menkul Değerler, Oyak bunlar alanlar. Aradaki farkları görüyoruz. Şuradan çevirelim. Bank of America City Yatırım, Deniz, A1 Kapital, Filip Kapital. Bunlar da gördüğünüz gibi en çok satanlar ki en çok satışta en çok Bank of America'yı görüyoruz. Bank of America gördüğünüz gibi 144 milyonluk satış gerçekleştirmiş. Fark bu. 144 satış gerçekleri, 167 net, 195 net alışı var. 339 da net satışı var Bank of America'nın. Durum böyle. Şimdi şu tekrar şunu çevirelim ve şeye bakalım. Açalım bunları. QNB Finansbank dedik en çok alan 207. Aradaki farkı en fazla olan. Ereğli demişek Ford Otosan, Petkim, Vestel ve bunları alırken Garanti Bankası, Sabancı Holding bunları satmış. QNB Finansbank. Garanti Bankası'na baktığımızda Garanti Bankası yine ikinci en fazla alan. Garanti gene garanti almış. Kardemir de almış. BİMAŞ almış. Cansa almış. Ereğli, Petkim, Turkcell, Gübre Fabrikaları, Sasa, Aksen bunları satmış. Gedik Yatırım yine en hareketlilerinden biriydi. 143 milyonluk 143 milyonluk net alım hacmi varken 73 milyonluk net satım hacmi, arada 70 milyonluk fark var. Türk Telekom, Doko, Netgaz, İpek Enerji, Gedik, Beko, Gübre Fabrikaları, yani Petkim'i, Cansa'yı bunları satmış. İş Yatırım böyle. Umlu Menkul Değerler böyle. Oyak Yatırım böyle. Bunları almışlar, bunları satmışlar. Ziraat bunları almış, bunları satmış. BG Partner bunları almış, bunları satmış. Piramit bunları almış, bunları satmış. 10. da Halk Yatırım yapalım. Halk Yatırım da bunları almış,
bunları satmış. Şimdi terse çevirelim. En çok satanlardan bakalım. Bank of America en çok satanlardı. Bank of America 339 milyonluk satışı şunlarda yapmış. 195 milyonluk alımı da bunlarda yapmış. Spor hisselerini hareketlendiren Bank of America'ymış bu arada gördüğünüz gibi. Steinmetz bunları almış. Bunları elinden çıkartmış. Satış bunlardan satış yapmış. Hakeza Yatırım Finansman bunları almış. Bunları satmış. Infobim, Aşkar Demir, Netgaz almış. Şişe Türkiye Hava Yolları Kozal satmış. Deniz Yatırım, Türkiye Sanayi Kalkınma Bank, İşmen Kozal almış. Türkiye İlaçı, Türkiye Hava Yolları satmış. Ak Yatırım, Şişe, Türkiye Hava Yolları almış. Bimaş, Koç Holding satmış. HSBC Yatırım, Efes, Anadolu Efes, Turkcell, Coca-Cola, Şok Market alırken İş Bankası, Kardemir, Arçelik, Türkiye Hava Yolları'nı satmış. A1 Kapital, Garanti, İttifak, Odaş, Türkiye İlaç almış. Kardemir, Türkiye Hava Yolları, Doğu Fortuna satmış. Tacirler, Vestel almış, Akbank almış, İpek Enerji almış, Kozal'ı satmış. Son olarak Ata Yatırım'a bakalım. Ata Yatırım'da Tekfen, Bimaş, Aygaz, Belüs, Tüpraş alır, Kerebaşıtaş alırken Emlak Konutu, Medikal Park, Arena'yı da satmış. Durum böyle. Bunu da kapatalım ve bir de takas analizine bakalım. Takas analizinde neye bakıyorduk? Yine geçtiğimiz bir hafta içinde takası en çok artan hisselere bakıyorduk. Şunu biraz daha genişleteyim. Şu anda 15 dakika oldu ama faydalı bilgiler verdiğimi tahmin ediyorum. O yüzden sabırla bakacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi şunları geçelim. Şuradan başlıyor. Formatta artış olmuş. %61'lik bir para girişi söz konusu şeyde. Lot bazında baktığımızda lot bazında da 45 milyonluk bir artış söz konusu formatta. Tek kuru flap, Umpas, Frigo, Atasay, Berko, Dirit, Sanmatri, Terpsar, Kuzan, Aradezyo, İdgio, Korunt, İkiz, Aysel, Pamer. Bunlar gördüğünüz gibi %10 artış parasal farkları olanlar. Anel, Neton, Cusan, Petum, Senkron, Orma, Klimasan, Tat, Gıda, Katmerciler, Bantaş, Marshall. 50 tane fark olmuş. Bu kadar şey olmuş. Şimdi bunu çevirelim ve lot farkından bakalım. Lot farkı olarak baktığımızda en fazla format İzmir Demircilik, Flip, GLR, İLAS, Torunlar Gayrimenkul, Karsan, Sabancı Holding, Soren, GSD Holding, Enerjisa, Petkim, Koç Holding. Bunlar en fazla şey değişenler, lot olarak değişenler. İhlas Evalı, Polho, Katmer, Uşak, Goodyear, Alkem, İş Girişim Yatırım Ortak, Menderes, Hürriyet Gazetesi, Exert, Migros, Teknasa. Burada 1 milyon lota kadar artış görülüyor bunların içinde. Şuradaki hisseler Turkcell'den sonraki hisselerde 1 milyonun altında lot farklılaşması olan, haftalık lot farklılaşması olanlar. Gördüğünüz gibi yavaşlatıp bakarsınız lot farklarını, giriş farklarını. Mesela şu Türkiye Hava Yolları'nda 350 bin lotluk bir farklılaşma olmuş ama Türkiye Hava Yolları düşüşten dolayı şu anda eksi de görünüyor. TL olarak farka baktığımızda. Bu da böyle. Bunu da kenara bırakalım. Ve son olarak bir yabancı takas oranına bakalım. Yabancı takas oranında hiç düzelme yok. Yabancılar satmaya devam ediyor. Yani soluksuz satış devam ediyor. Şöyle aylıktan baktığımızda bunun baya baya altına indik. Haftalıktan baktığımızda da yine aynı şekilde günlük, yani bir dönüş emaresi var mı diye bakıyorum. Yani şuradan sanki bir olacak gibi ama hiç yani hiç şu anda kayda değer bir durum yok. Yabancı takas oranında, yabancı takas oranı gördüğünüz gibi sürekli düşüyor. Bunu da aklımızın bir yerine not alalım. Şimdi geçen hafta demiştik ki borsayı 38.2'nin üzerinde kapattık. Bu iyi bir şey. Pardon.
%50'ye, %50 ise burada 38,2'de kapatmıştık. Burada %50'ye geldik. %50 üzerinde tutmaya çalışıyoruz demiştik. %50'ye yakın kapattık demiştik. %50'yi kıramadık. Oradan aşağı saldık. Hatta 132, 38,2'yi kırıp aşağı, fakat yine 38,2'nin üzerinde bir kapanış oldu. 1383'müş 38,2 aşağı düşüşün düzeltmesi. Onun üzerinde bir kapanış oldu. 1393'ten kapattı bu haftayı Borsa İstanbul. Şimdi bu haftanın pivot değerlerine bakalım dilerseniz. Şurada sol tarafta göreceksiniz. Oradan okuyabilirsiniz. 1393'ü pivot olarak almış günlükte pivot sistem. 1393'ün üzerinde kalırsa yeniden 1414 atağını görebiliriz demiş. 1414'ten sonra 1435, onun üzerinde de 1455'i görebiliriz demiş. Pivotun hesaplaması bu şekilde. 1393'ün altında kalır. Yükseliş yapamazsak, tekrardan geri bir salım olsa da 1372, 1352, 1331'i görebiliriz diyor pivot sistem bize. Şimdi burada bizim için önemli olan 1393 seviyesini bir kere aldık, kenara not. 1393'ün neresinde? Pazartesi günü itibariyle söylüyorum. Neresindeyiz? Bir ona bakacağız. 1333'ten sonra bizim için önemli olan ikinci nokta 38,2 düzeltme seviyesi, 1383. Yani 1383'ün altında olacak fiyatlanmalar bizi biraz daha tedirgin etmeli. Çünkü yeniden bir düşüş trendi söz konusu olma ihtimali var. Şunun altında kalındığı sürece. O da bizi günlükte baktığımızda 1372 ya da 1352 ya da o da kırılırsa 1331'lere kadar zorlayabilir endişesini gösteriyor. Şuradan çektiğimiz çizginin düzeltme seviyesine bakalım. Orası da 1312'den geçiyor. Pazartesi için baktığımızda 1307'den geçiyor. Yani orası büyük bir destek olabilir. Eğer çok sıkıntılı bir düşüş süresi söz konusu olursa buraya dikkat etmek lazım. Ama bir şey daha var. Şurada dikkat ederseniz en son düşüşteki şeye baktığımızda 1371'lerden dönmüştü. Yine 1371'lere dokunmadan oradan bir yukarı çıkış oldu. Bir başka takip edeceğimiz nokta da bu 1371 seviyesini kırıp kırmayacağı konusu. 1371 seviyesini kırarsa şayet, ya 1371 seviyesini kırarsa şayet, o zaman işin rengi komple değişecek. Şimdi bu teknik olarak Fibonacci düzeltme seviyeleri ve şeyin göstergesiydi. Şimdi şuradan şunu sileceğim izninizle. Şuradan bir Fibonacci çalışması yapacağım. Yani şuraya kadar düştük ve buradan da buraya kadar çıktık desek, buradan bir Fibonacci şeyine baksak, şimdi gördüğünüz gibi 38,2'ye çarpmış, bakın teknik olarak 38,2'ye çarpmış ve 38,2'den geri dönmüş yukarı doğru şey çabasında, çıkış çabası içinde. Şunun rengini beyaz yapayım yine. Şuradan geri dönüş yapmış. Şimdi önümüzdeki hafta için dediğim gibi 1393 seviyesi önemli. 1393 seviyesi 23.6 kaçmış. 1400 seviyesi tekrar hareketin yukarı doğru dönüyor diyebilmemiz için şuradaki 23.6 1400 seviyesinin üzerine atmak zorunda. 1400 seviyesinin üzerine attıktan sonra da şuradaki hareketin, şuraya önce şuraları yapıp sonra şuraya doğru bir hareket olmalı ki yukarı doğru gidelim. Tamamen her şey bitti, yukarı dönüyoruz diyebilmemiz için de şurada görmüş olduğunuz mavi lim noktasını da üzerine atmamız lazım ki orası da 1520 seviyesi. Yani buranın da üzerinde şeylerin fiyatlanmaları görülüyor musunuz? Şurada mavi limin çalışması buraya kadar düşüp çıkıyor. Buralara dokunup çıkıyor. Dolayısıyla şimdiki hedef de bunu burayı aşıp buradan sonra burayı destek yapması. Dolayısıyla hala negatif bölgedeyiz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Takip etmemiz gereken rakamları yan tarafta görüyorsunuz. Durduruyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Hem Fibonacci düzeltme seviyelerini şöyle açayım. Hem Fibonacci düzeltme seviyelerini hem de pivot sistem seviyelerini
Oradan durdurur bakarsınız. Bir başka gösterime bakalım. Şimdi buraya bir farklı gösterimlerden bakalım. Önce bir aylıktan başlayalım ve şundan başlayalım. Şimdi tabii konsantrasyon eğrisindeki düzelme hareketi geçen hafta bir miktar düzeldi ama o düştü. Güç düşüyor, RSI düşüyor. Aylıktan bakıyoruz, şey düşüyor. Aylıkta bize 1412'yi baz alın demişti pivot sistem. 1412'nin altındayız. 1412'nin altında kalmamız koşulunda da 1300-1235'e kadar salabilir diye söylemişti pivot sistem. Yan tarafta görüyorsunuz. Sistem bize uyardı. Hatta ya, abartılırsa bütün her şey 1079-902'ler bile görülebilir diye hesaplamış. Bunlar olmaz değil. Bunlar olabilecek şeyler. Ha, inşallah olmaz. O ayrı konu. Her şeyimiz yok ama bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Nisan ayı için yapmış olduğu sistemin hesaplamaları bu yönde. 1412'ye geri geldik. 1414'ü topladık ve onun üzerinde çabalarsak da 1568 ki az önce dedim 1520'nin üzeri bizi kurtaran yerdi. Tekrar 1568'lere doğru gideriz. Ama aylıktaki görüntü şu an çok da toparlanmış değil. Haftalıktan bakalım. Bize geçtiğimiz hafta için pivot sistem 1413'ü söylemişti. 1413 üzerinde tutunamazsa 1388 hatta 1346'lara kadar salabilir demişti. Biz ne gördük? 1373'e kadar saldık. 88'in bile altına gelmiş. 1373'e kadar saldık. 1393'ten kapattık. Bu hafta için ne hesaplamış sistem? Haftalık bazda baktığımızda 1404 demiş. 1404'ün altında kalırsa 1362, 1332 ve 1291'ler görülebilir demiş. Yine pivot sistem. Lütfen bunları not alın. 1404'ü haftalık bazda takip edeceğiz. Üstünde 1434, 1475, 1505 seviyeleri görülür. Bir şey daha var. Haftalık bazda baktığınız zaman aşağı doğru düşen bir trend görüyorsunuz. O trendin de önümüzdeki hafta için şeyi 1397'den geçiyor. 1397 de bizim için yine önemli bir kriter. Onun üzerine atması, düşeni kırması demektir. Bunu da belirteyim. Yani şu indikatör nezdinde baktığınızda burası çok sıcak görünmüyor. Birkaç farklı yerden bakalım şeye, haftalık grafiğe. Mavi limin üzerindeyiz. Ama indikatörler hali hazırda sıkıntılı görünüyor. Şuradan bakalım. Gördüğünüz gibi RSI'ın farklı formasyonları, VF periyot osilatörler falan hepsi aşağıda ve gördüğünüz gibi şey bir durum söz konusu. Olumsuzluğun devam ettiği bir durum söz konusu. Ben çok sıcak değilim. Bu hafta için de çok sıcak değilim. Hele hele şu 21 gün muhabbeti de olursa bu işin rengi tamamen değişecektir. Şimdi indikatörleri kapatalım. Şuradan bir farklı bir gözle bakalım istiyorum. Gördüğünüz gibi 38.2'yi tutmaya çalışıyor. Haftalık bazda 38.2'yi tutmaya çalışıyor. Kaçıyor? 1396. Şu anda onun altındayız. Önümüzdeki hafta burayı tutması lazım. Tutmazsa hareketin ikinci dayanağı 1350 seviyesi orada tutmazsa şu 1281 seviye orada tutmazsa artık Mevlam selamet versin şu alttan gelen mavi limin bir yerde onu tutması lazım. Mavi lim gördüğünüz gibi düşüşlerde ya da çıkışlarda bize yol gösterici oluyor. Bir de bunu günlükten bakalım. Farklı farklı yerlerden bakıyorum ki mesela günlükte bir toparlama vardı. Geçtiğimiz hafta şu başlangıcında gördüm. Şurası böyleydi. Yani toparlıyoruz ve yukarı doğru dönebiliriz. İhtimali çok güçlüydü ama sonraki işlem günlerinde baya baya bizi yordular. Özellikle Cuma, Perşembe ve Cuma hakikaten çok yoruldu. Ve 3-4 ayda kazandığımız şeyler bir günde, 2 günde heba olup gidiyor. Daha kısa periyotlarda bakalım. Biz seanslık bazda baktığımızda burada da gördüğünüz gibi çok olumlu değil görüntü. Yani ben dediğim gibi çok şey değilim. Şu son olarak tekrar Pmax'ten bakıp
çok olumlu bakamıyorum, çok olumlu görmüyorum. İnşallah hayırlısı olur, inşallah ben yanılırım. Dediğimiz gibi bakacağımız seviyeler, takip edeceğimiz seviyeler. De pazartesi sabah ilk açılışta nerelere dikkat etmemiz lazım, ona bakalım. Pazartesi sabah açılış itibariyle bize ne söylüyor? Açılış 1393 üzerinde, 1393 üzerinde 1398, 1404 ilk bir saat içinde 1409 görülebilir diye hesaplamış pivot sistem. Pazartesi günü ilk seans açılışında. Altta 1388, 1383 ve 1377 görülebilir diye hesaplamış. İndikatörler sanki yukarı doğru bir hareketlenmeyle başlayabilir görüntüsünü çiziyor. Yani şurada görmüş olduğunuz şey, indikatörler de yukarıdır ama tabii hiçbir şey belli olmaz. En fazla ne yapabilir? Şu aşağı düşen trendde 1417. Bize ne söylüyor? 1409. Yani şuraya doğru bir hareketlenme çabası olabilir. Şuranın aşılıp aşılmayacağı. 1414 önümüzdeki haftanın gerçekten 1414 seviyesi önümüzdeki haftanın kilit noktalarından biri. Oranın aşılamaması haftalık bazda da bize orayı söylüyordu zaten. 1404 seviyesini haftalıkta söylüyordu. Aylıkta da 1412. Yani 1400'ün üzerine öyle ya da böyle atmamız lazım. Haftalık bazda 1404'ü takip edeceğiz. Günlük bazda da efendime söyleyeyim 1393'ü takip edeceğiz. Pazartesi günü 1393'ün üzerinde kalması durumunda ilk direnci 1414 olacak. Oralarda takılırsa 1435, 1455 diye devam edebilir. İndikatörler çok bizim gibi kararsız. Bakalım pazartesini göreceğiz. Hemen hemen her şeyi verdim diye düşünüyorum borsaya dair. İnşallah faydasını görürsünüz. İstekleriniz, talepleriniz olursa farklı gözlerle de şunlara da bunlara da bakalım dediğiniz şeyler olursa elimden geldiği kadar bakmaya gayret gösteririm. Herkese mutlu bir hafta diliyorum. Bereketli bir hafta diliyorum. Lütfen pivotları lütfen not alın. Pivotlar gerçekten şey yapıyor, hayat kurtarıyor. Ve bunu sadece endeks bazında değil, bütün kağıtlarınız nezdinde, elinizde tuttuğunuz kağıtlar nezdinde haftalık, aylık nerelere düşebilir, nerelere çıkabilir konusunu mutlaka takip edin. Sizin için yol gösterici olacaktır. En azından şunun panini yapmazsanız nerelere kadar sarkabilir, aylık, haftalık ve günlük nerelere kadar çıkabilirin bilgisi elinizde olursa ya buraya kadar düşer, zaten düşecek bunu biliyorum, satmayayım zaten buradan sonra yukarı çıkar diye de düşünebilirsiniz. Ya da buraya kadar çıkar, bundan sonra risklidir de diyebilirsiniz. Dolayısıyla pivotları takip etmenizi tavsiye ederim. Salık veririm. Herkese iyi hafta sonları dilerim. Görüşmek üzere inşallah.